Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım diziler konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdiki sıradaki yani dizilerin alt başlığı olan geometrik dizideyiz sevgili gençler. Derseniz vaktinizi çalmayayım. Zaten ilk videonun başında çalmıştım vaktinizi. Şimdi sevgili gençler ikinci videoya hızlı bir giriş yapalım. Geometrik dizi. Nedir bu geometrik dizi sevgili gençler? Şöyle ekranımızı büyütelim ve bakalım. Ardışık iki terimin oranı aynı olan dizilere geometrik dizi diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlarım biz ne demiştik aritmetik dizilerde? Dizilerin ardışık terimlerinin arasındaki fark eşit olan dizilere biz aritmetik dizi demiştik. Burada da ardışık iki terimin oranı aynıysa sevgili gençler bu dizilere de biz geometrik dizi diyoruz. Peki yani her ne pozitif doğal sayısı için ki biliyorsunuz dizilerin e, tanım kümesi pozitif doğal sayılardı. A n artı 1'i a n'e böldüğümüz takdirde r gibi bir sayı elde ediyorsak ve bu r tabi ki bir reel sayı bu sayı varsa biz a n dizisine geometrik dizi diyoruz. Buradaki r sayısına da dizinin ortak çarpanı diyoruz. Şimdi dizinin ilk terimi a 1 ve ortak çarpanı da ortak çarpan diyoruz buna da R olsun diyelim. A1'in zaten A1'e eşit olması gerektiğini biz zaten biliyoruz. Güzel. Peki A2 eşittir. A1 çarpı R olur mu? Olur. Çünkü A1'i R ile çarparsam A2'yi bulmuş olurum. Bunu R ile çarparsam ki R kare olacaktır. A3'ü bulurum. Bunu R ile çarparsam ki A1 çarpı R üzeri 3 olur ki bu da bana A4'ü verecektir sevgili gençler. O halde dikkat edin. Aynı aritmetik dizide bulduğumuz gibi yapacağız. Bakın 2'de bir tane R var. 3'de 2 tane R'nin çarpımı. 4'te 3 tane R'nin çarpımı. O zaman N'de de N-1 tane R'nin çarpımı olacaktır. Neyle? A1 ile. İşte biz bu A N eşittir. A1 çarpı R üzeri N-1'e de geometrik dizinin genel teriminin formülü diyoruz sevgili gençler. Dördüncü terimi 16. Yani A4 eşittir 16. Kalemimi birazcık sağa kaydıracağım tabletimi. Evet. Dokuzuncu terimi de 512. A9 eşittir 512 dedik sevgili gençler. Geometrik dizinin ortak çarpanı soruluyor. Şöyle ki ben A9'u arkadaşlarım A4 ile R üzeri 5'i çarparak elde edebilirim. Neden? Çünkü A4'ten A9'a 5 tane terim vardır. Ve 5 kere R ile çarparsam A4'ü A9'u elde etmiş olacağım. Peki dördüncü terimin biz 16 yani 2 üzeri 4 olduğunu biliyoruz. Çarpı R üzeri 5'imiz var. Eşittir 9. teriminde 512 yani 2'nin 9. kuvveti olduğunu biliyoruz. O halde her iki tarafı 2 üzeri 4'e bölerseniz R üzeri 5 eşittir 2 üzeri 5 yapacaktır ki bununla bunu bölerseniz 2 üzeri 5 kalır. Demek ki R üzeri 5, 2 üzeri 5 ise R buradan kaçtır? 2'dir. Bizden de zaten ortak çarpanı istenmişti. Ortak çarpanımız 2'dir diyeceğiz. Şimdi bu geometrik dizinin özelliklerine bir göz atalım. Aritmetik diziyle benzerlikleri tabii ki var. Geometrik dizide herhangi bir terim kendisinden aynı uzaklıktaki terimlerin geometrik ortalamasıdır diyoruz sevgili gençler. Yani a'nin karesi A'nın eksi k çarpı a'n artı k'dır. Bu ne demek oluyor? Şöyle. Mesela 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 diye bunları böyle sıralarsak. Bir tane terim seçelim. Mesela 8. Hatta bunu şöyle de yapabiliriz. 1, 1 bölü 2, 1 bölü 4 diye de sol tarafa doğru da uzatabiliriz sonuçta. Değil mi? E, neyi biliyoruz? Çünkü buradaki rmiz kaç? 2. Sürekli 2 ile çarparak bir önceki terimi bir sonraki terimi elde edebiliyoruz. Burada 8'i seçtim. 8'i seçtikten sonra 2 sağ tarafına ve 2 sol tarafına bakın. Bununla bunu çarparsanız 8'in karesini elde edersiniz. 1 ile 64'ü çarparsanız 8'in karesini. 1 bölü 2 ile 128'i çarparsanız yine 8'in karesini. Bundan bir sonraki 256'dır. 1 bölü 4 ile 256'yı çarparsanız da 8'in karesini elde edersiniz. Çok güzel. Bu anlaşıldı. Sonlu bir geometrik dizide baştan ve sondan eşit uzaklıkta bulunan terimlerin çarpımları birbirine eşittir denilmiş. Yani sevgili gençler mesela bu sonlu bir aritmetik dizi şu an elimizdeki. Toplamda kaç tane terimi var? 4, e, şurada 4, şöyle 8, 10 tane terimi var. 1 bölü 4 ile 128'i çarparsanız 32'yi elde edersiniz. 1 bölü 2 ile 64'ü çarparsanız 32, bir kere 32 de 32. 2 kere 16'da 4 kere 8 de bize 32'yi verecektir. Bundan bahsediyor. Ve geometrik dizinin de ilk n teriminin toplamı esen ise eseni şu şekilde bulacaksın diyor. Birinci terim çarpı 1 eksi r üzeri n. R zaten ortak çarpanı biliyorsun. 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r formülüyle bulacaksın diyoruz. Örneğimize bakalım. 1 bölü 16 ile bir, e, 1024 sayıları arasına geometrik dizi oluşturacak biçimde 13 tane sayı yerleştireceksin diyor. 1 bölü 16 2 üzeri eksi 4'tür biliyorsunuz. 1024 de 2 üzeri 10'dur. Ve ben bunların arasına 13 tane daha terim yerleştireceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane terim yerleştirdim. 13 tane ortada, 2 tane de sağ ve solda kaç tane terim oldu? 15 tane. O zaman bu A1'dir. Tabii ki bu da A15'tir. Şimdi 8. terimi kaç olur diye sorulmuş. 8. terim A8 sorulmuş sevgili arkadaşlarım. Dikkat ederseniz R'yi bulabiliriz. A15'i A15'i ben A1 çarpı R üzeri 14 biçiminde yazabilirim. A15 2 üzeri 10 A1 2 üzeri eksi 4 çarpı R üzeri 14 dedim. Şunu alıp karşıya bölüm olarak atarsanız 2 üzeri 14 eşittir R üzeri 14 gelecektir ve R buradan kaçmış 2'ymiş dedik. Peki bu A8 acaba A1'in R üzeri 7 katı değil midir? Aynen öyledir. Peki A1 neydi? 2 üzeri eksi 4'tü. R üzeri 7 de 2 üzeri 7'dir. Bunları çarparsanız 2 üzeri 3 gelir. Ve bize A8'i vermiş olur. A8 kaçmış arkadaşlar? 2 üzeri 3. 8'miş diyebiliriz. Sağ üst taraftaki örneğimize geçiyoruz. Bir geometrik dizinin ilk terimi A, Ortak çarpanı 2 ve eninci terimi B'dir demiş. Bunları yazalım. İlk terim, birinci terim A1 dedim. Bu A'ymış. Ortak çarpanımız yani R'miz 2'ymiş. Ve eninci terim ise B'ymiş arkadaşlar. Bunlar kayıtlı bir şekilde dursunlar şu an elimizde. Şu şekilde. Pekala. Hatta bunları ayrı ayrı gösterirsek daha da hoş olacaktır. Sade olacaktır. Şimdi elimizde bunlar var. Peki Diyorum ki ben ilk n terim toplamının formülünü biliyordum az önce görmüştük. Neydi? a1 çarpı 1 eksi r üzeri n bölü 1 eksi r idi. Doğru mu? Doğru. A1'i biliyor muyum? Biliyorum. a çarpı 1 eksi r'yi de biliyorum 2. 2 üzeri n bölü 1 eksi 2 dedim. 1 eksi 2'nin sen eksi 1 olduğunu biliyorsun. Burası eksi 1 ise ben yukarıyı şöyle yazabilirim. a çarpı 2 üzeri n eksi 1. Yani şunu eksi 1 ile çarptım ve bu hale geldi. Şimdi ilk n terim toplamı benim buymuş. Ama dikkat ettiysen bana diyor ki ilk n terim toplamını hem a hem de b'yi kullanarak göster demişti. Ben burada neyi kullandım? Sadece ama sadece a'yı kullanmış oldum. Hmm. O halde bir eksik var. B'yi kullanmak şart. Ben diyorum ki an eşittir. Sizin eninci terimi. A1 çarpı R üzeri n eksi 1'in ta kendisidir. Doğru mu? Dizinin hatta şurada genel terim formülü olarak çıkarmıştık biz bunu. Bakın burada a n eşittir a1 çarpı r üzeri n eksi 1. Aynen bunu yazdım. Bunu yazdıktan sonra n'inci terimin ben ne olduğunu biliyorum kardeşim b. Birinci terimin ben a olduğunu biliyorum. R'nin de burada 2 olduğunu biliyorum. 2 üzeri n eksi 1. 2 üzeri n eksi 1'i şöyle yazabilirim. Doğru mudur? Vallahi doğru. Peki güzel kardeşim gel şuradaki 2'yi hop B'nin tarafına burada bölüm durumunda ya karşıya nasıl gidecek çarpım olarak o zaman bir gönderelim biz onu oraya. Ne yapar? 2B eşittir A çarpı 2 üzeri N yapmaz mı güzel kardeşim? Yapar değil mi? Hocam yapar da bu benim ne işime yarayacak ben hala anlamış değilim merak etme sabırsızlanma anlatacağım bak şimdi. Ben cevabı bu olarak bulmuştum aslında bakarsanız. Peki bu A'yı içeri dağıtsak biz ne buluruz? a çarpı 2 üzeri n eksi a buluruz. Doğru mu? Doğru. Peki buradaki a çarpı 2 üzeri n bak burada da yok mu? Var. Peki bunun eşiti neydi? 2b idi. O zaman bunu gördüğün yere 2b'yi yazarsın. Bir de bundan a çıkarırsan işte bu ilk n terim toplamının sevgili gençler hem b hem de a biçiminden bize ifadesidir, eşitidir deriz. Güzel soruydu. Devam ediyorum. Bir diğer sorumlu Diyor ki A artı D 2AD ve AD kare hem aritmetik hem geometrik dizi olabilmesi için A'nın değeri kaç olmalıdır? AD'nin sıfırdan farklı olduğunu yani ne A'nın ne de D'nin sıfıra eşit olmaması gerekiyor demiş bize. Şöyle D sıfıra eşit değil demiş. Şimdi peki hem aritmetik hem de geometrik bir dizi nasıl bir dizidir? Arkadaşlar sabit dizidir. Yani a n eşittir mesela k k k k k nokta 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 k sabit dizi olmak zorundadır. Neden? Çünkü aritmetik dizi ise d'ler sıfırdır. Yani ortak fark hep sıfır görüyorsunuz. Geometrik de, dizise de R'ler hep 1 görüyorsunuz. Hep 1 katı. Hep 1 katı. Hep 1 katı. Böylelikle hem aritmetik olmuş oluyor hem de geometrik olmuş oluyor. Güzel. Demek ki biz buradan şunu anlıyoruz ki e, yukarıda verilen dizi yani şu dizi 3 tane terimi verilen dizi ardışık 3 terimi verilen dizi sabit diziymiş. Yani aslına bakarsan A artı D 2 adymiş ve bu da AD karenin ta kendisiymiş. Şimdi şu son ikisine bir bakalım. Ne diyor? 2 çarpı a çarpı d. a çarpı d çarpı d'ye eşit demiş bize. Bu d kareyi d çarpı d diye yazın. Niye? Sıfırdan farklı a ve d'leri sadeleştirebilirsem eğer d'nin 2 olması gerektiğini ben tabii ki görürüm. Peki d 2 ise? a ile d'nin toplamı a artı 2 değil midir? 2ad de şurası 2 ise 4a değil midir? a'yı bu tarafa atarsam 2 eşittir 3a olmaz mı? Peki a buradan 2 bölü 3 gelmez mi? Gelir. a'nın değeri mi sorulmuştu bize? İşte o zaman bulduğun cevap a eşittir 2 bölü 3'tür diyebilirsin. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. Acil matematikten aldığım bir örnek. Diyor ki Yanlışlıkla pdf'i kaydet dedim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Birazcık bekleteceğim sizi. İnşallah çabucak kaydedecektir diye tahmin ediyorum. Düşünüyorum. Etti. Devam ediyorum. Yukarıda verilen tabloda A ile B arası geometrik bir dizi. B ile C arası aritmetik. Şurası. C ile D arası da geometrik bir dizinin elemanlarıdır. Peki x artı y nedir diye soruluyor. Bakın şurası aritmetikse. Aritmetikse. Buradan buraya ben R kareyi bölmem gerekiyordu. Demek ki o R 2'ymiş ki 8 2'ye böldüm 4. 4'ü 2'ye böldüm 2. Burayı da 2'ye bölersem 1. Hatta şurayı da yazalım 16. Ayıp olmasın. Orayla bir işimiz yok ama yazalım. burası geometrikti. B ile C arası da aritmetik diziydi. Bakın buradan şuraya 3R vardır. Ve 19'da 1'in arası 18 genişliğe sahip olduğu için 3R'ye eşittir ve R 6'dır. Yani bu X 7'dir. 6 fazlası 13'tür, 6 fazlası 19 ve artı fazlası da 25'tir. Bakın 25'i 5'e bölün 5, 5'i 5'e bölün 1, 1'i 5'e bölün 1 e bölü 5. Demek ki buradaki R'de e, sevgili gençler 1 bölü 5'miş. O halde Y kaçtır? 5'tir. Peki sevgili gençler madem öyle bize X artı Y toplamı soruluyordu. X artı Y toplamı 7 artı 5'ten kaçtır? 12'dir. Hocam şurada siz R dediğiniz aritmetik dizi olmasına rağmen ister R de ister S de ister M de ister L de hiç fark etmez. Yani illa D demek zorunda değilsin. S, L'nin bütün harflerini desen dahi sonucu bulsan yetiyor zaten. Bir diğer sayfamızda 44. sayfamızda bir diğer örneğimizdeyiz. A en dizisinin kuralını vermiş. 2 üzere Ortak farkı da sevgili gençler 3 olan geometrik dizisi ve ortak farkı 3 olan BN aritmetik dizisi veriliyor. BA1, BA2 ve BA3 bu geometrik dizinin ardışık terimleridir denilmiş. O. Buna göre AB5 aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. İlginç bir soru. Bakalım. Şimdi sevgili gençler birazcık düşünelim. AN2 üzeri N'di. AN2 üzeri N. O zaman A1 nedir? Hocam A1 2 üzeri 1'den 2'dir. Peki A2 nedir? A2 de 4'tür o halde. Peki A3 nedir? A3 de sevgili gençler 8'dir. Şimdi burada A1'i, A2 ve A3'ü ben burada elde etmiş oldum gördüğünüz üzere. Peki o halde ben on şunları yazayım. Şu kısmı yazayım. B2 çünkü A1 2 idi. B4 ve B8 geometrik dizinin ardışık terimleridir denilmiş. Yani bu geometrik dizinin ardışık terimleriymiş. B2, B4 ve B8 sevgili gençler. A'n'i zaten biliyorduk. 2 üzeri n'di. A'n diye bir geometrik dizimiz var. Ve B'n diye de bir aritmetik dizimiz var. B2, B4 ve B8 de geometrik dizinin yani bir geometrik dizinin diyelim ardışık terimleri. Peki güzel. Şimdi bu B ee, BN aritmetik dizi değil miydi? Evet, aritmetik diziydi. Ortak farkı da 3 değil miydi? Evet, 3'tü. O halde ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Bu B4'e ben B4'e ben x desem. B2, B4'ten 2 terim eksik olduğu için şuraya x eksi ortak farkı da 3 olduğu için 6 diyebilir miyim? Mesela B3 olmuş olsaydı burada x eksi 3 diyecektim. Anlaştık mı? 3 ekledim bunu 3 ekledim bunu buldum tarzında bir yorum yaptım. Bir de tabi B8'e bakacak olursak da pardon B8'e bakacak olursak da bu bundan 4 indis fazla olduğu için 4 tane 3 eklemem gerekiyor. Yani x artı 12 olacaktır burası da. Ve dikkat ettiyseniz demiş ki şu terimler bakın şu terim şu terim ve şu terim bir geometrik dizinin ardışık terimleriymiş. O halde diyorum ki x artı 12'yi ben x'e bölersem ve sonra da x'i x eksi 6'ya bölersem bunu buna bunu da buna bölersem iki türlü de r'yi bulurum. Yani ortak çarpanı bulmuş olurum. Güzel. O halde sevgili gençler işler dışlar çarpımı bizim işimize gelir. Yapalım. x kare eksi 6x pardon artı 6x ve daha sonrasında eksi 72 eşittir x kare olacaktır. x kareler birbirini yer bitirir. Buradan x kaç gelir? 12 x 12 ise bakın burası 12'dir. Bakın burası 6'dır. Ve bakın burası da 12 artı 12'den 24'tür. Ne demişti bize? Geometrik dizi çarp 2 ile 12 çarp 2 ile 24. Güzel. A, B, 5 nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ben burada B4'ü bulmadım mı buldum. B4 neydi? 12 idi. Peki B5 biliyorsunuz ki B aritmetik diziydi ve ortak farkı 3'tü. O zaman 3 eklersem b 5 15 bulurum. Vize'de de denilmiş ki A B5'i bul. B5 15 değil miydi? A15'i bul demiş. A'nın formülü neydi? 2 üzeri n'di. O zaman sevgili gençler bu da 2 üzeri 15'tir diyebiliriz. Böylelikle cevabımız Ceyhan seçeneğinde verilmiştir. Devam ediyorum bir alttaki örneğimle. Aşağıda bir çizim programının kopyalama sekmesi gösterilmiştir. Ve %50, %75, %100, %125 diğer şeklinde bu programla oluşturulan bir tasarımın bu sekme ile aynı daha büyük ya da daha küçük kopyası oluşturulabilmekte. Örneğin bu sekmeden şuradaki %75 tıklandığında tasarımın %75'i büyüklüğünde bir kopyası oluşturulmaktadır deniliyor. Akif bu çizim programıyla bir çubuk tasarımı hazırlamış. Sonra kopya sekmesinden ardarda arda 5 kez %20'yi tıklayarak tasarımın 5 farklı kopyasını oluşturmuştur. İlk %20 kopyalama işlemi tasarımın ilk haline, diğer %20'lik kopyalama işlemleri hemen önceki kopyaya uygulanmıştır deniliyor. Çubuk tasarımının ilk hali ve elde edilen 5 kopyalama sonucundaki hali ucuca eklendiğinde ise 5 üzeri 6 eksi 1 bölü 100 milimetrelik bir uzunluk elde edildiğine göre Akif'in hazırladığı ilk tasarımda çubuğun uzunluğu kaç milimetredir diye sorulmuş. Şimdi diyor ki ben ilk tasarımının ilk tasarımın boyuna a diyeceğim. İkinci tasarımın boyu a çarpı 1 bölü 5 olmaktadır. Çünkü %20'ye tıklamış. Üçüncü tasarımın boyu a çarpı 1 bölü 5'in karesidir. Çünkü buna uygulanmış o %20. %20 dediği şey 1 bölü 5 olduğu için sürekli 1 bölü 5 yazıyorum haberin olsun. Peki diğer tasarım ne olacaktır arkadaşlar? 5 defa basıyor ya şu an 2 defa bastık. A çarpı 1 bölü 5'in kübü. A çarpı 1 bölü 5'in 4. kuvveti ve A çarpı 1 bölü 5'in 5. kuvveti olacaktır hocam. Peki güzel burada bir sıkıntımız yok. Ben buna 1. terim, buna 2. terim, buna 3. terim, Buna dördüncü terim buna beşinci terim ve buna da altıncı terim dersem ve ben bunun şu olduğunu da söylesem bir geometrik dizidir arkadaşlar. Niye? Çünkü sürekli 1 bölü 5 ile çarpılarak bir sonraki terim elde edilmiş. Evet peki demişti ki ilk haliyle diğer 5 tane kopyanın toplamı. E bu ne demek? İlk 6 terimin toplamı demek. İlk 6 terimin toplamını bize ne olarak vermiş bu 5 üzeri 6 eksi 1 bölü 100 milimetre. Hee o zaman ben diyeceğim ki bunları bir toplamam lazım. Ben S6'yı nasıl buluyordum? Şöyle. Birinci terim. Birinci terim. Çarpı. 1 eksi. 1 eksi. R'miz kaç burada? 1 bölü 5. 1 bölü 5'in 6. kuvveti. Tamam. Buradaki neyse. Buradaki de oluyordu. Bölü 1 eksi 1 bölü 5 yazıyordum. Çok güzel. Şimdi şöyle diyebiliriz artık. A çarpı 1 eksi 1 bölü 5 üzeri 6 Bölü 4 bölü 5. Bu budur. Eşittir. Hatta bunu şuradan şöyle alalım. Şöylece kopyalayalım. Ve sevgili gençler şuraya getirelim. Bu benim toplamım. Ama soru bana toplamı ne olarak vermiş arkadaşlar? Şöyle ki 5 üzeri 6 eksi 1 bölü 100 olarak vermiş biliyorsunuz. Şimdi güzel kardeşim bak. Şu kısım var ya şu kısım. Ben bunu bir güzel paydasını eşitleyerek şuraya yazayım. A çarpı 1 kere 5 üzeri 6, 5 üzeri 6, eksi 1 bölü 5 üzeri 6 olarak yazdım. Bölü bir de 4 bölü 5'imiz var. Şöyle yazalım 4 hatta şuraya da şöyle 5 yazabiliriz. 5 çarpı A. 4 bölü 5'i ters çevirip çarptım. Bak buraya 5 üzeri 6 eksi 1'imiz var. Burada da 5 üzeri 6 eksi 1'imiz mevcut. Güzel. Sonra ne yapacağız? Şöyle 4'e böldüm. 4'e böldüm. Burası ne yapar? 5'in karesi kalır. Yani 25 kalır. İçler dışlar çarpımından şununla şunun çarpımı 1'dir. Eşittir. 5'in karesiyle şunu çarptım. 5'in küpü yaptı. Çarpı A var. Çarpı 1 bölü 5 üzeri 6 kaldı. E bu da güzel. 5'in küpüyle 5 üzeri 6 da sadeleşirse 1 eşittir. A bölü 5'in küpü kalacaktır. Ve buradan sevgili gençler A kaç olacaktır? 5'in küpü yani 125 olacaktır. Gitti mi? Neyi sormuştu bana? İlk tasarımda çubuğun uzunluğu kaç milimetredir? Hazırladığı ilk tasarım. Hazırladığı ilk tasarımın boyu A'ydı. Ve ben A'yı 125 buldum. O halde cevabımız da tabii ki Denizli seçeneği olacaktır diyebiliriz sevgili gençler. Vallahi güzel soruydu. Devam ediyorum bir diğer örneğimle. Şimdi biraz geometride kullanabiliriz. Haberiniz olsun. Şöyle yaklaştıralım sorumuza da. ABC'nin bir üçgen olduğunu söylemiş. AH'la şurasıyla şurası dik demiş. AB'nin C santim, buranın B santim, buranın A santim, tabi buranın da B santim olduğunu söylemiş. Bu ikisi birbirine eşit. Buna göre aşağıdakilerden hangisi aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimini gösterir bize diye sorulmuş sevgili gençler. Şimdi arkadaşlarım AH uzunluğuna biz K değerini atamış olsaydık eğer. Burada, burada C kareyi K kare artı B kare olarak yazabiliriz. Nereden yazdık bunu? Pisagor'dan. K kare ile B karenin toplamı C kareyi verecektir. Güzel. Daha sonrasında da B kareyi de sevgili gençler K kare artı A kare olarak tabii ki yazabiliriz. Bunları biliyoruz. Pekala. Burada gördüğünüz üzere burada gördüğünüz üzere ben A kare b kare ve c kare yazacak olursam ben bu a karenin üzerine k kare eklediğim takdirde a karenin üzerine k kare eklediğim takdirde b kareyi buluyorum. b karenin üzerine k kareyi eklediğim takdirde de c kareyi buluyorum. Ve bana ne demişti zaten? Aritmetik bir dizinin ardışık 3 terimini gösterir. E k kare ekleyince bunu k kare daha ekleyince bunu buluyorsam o zaman bu üçü aritmetik dizinin ardışık 3 terimidir denilebilir. O halde cevabımız nedir? Tabii ki Adana seçeneği. Ve son sorumuz şu kısmı sileceğim. Şöyle silelim kaldıralım buradan. A ve B sabit olmayan ve ilk terimleri aynı olan birer aritmetik dizidir. Bakın ikisi de sabit değil ve ikisi de aritmetik dizi sadece ilk terimleri aynı. B dizisinin ortak farkı an dizisinin ortak farkının iki katına eşittir. A n dizisinin dokuzuncu terimi B dizisinin Kaçıncı terimine eşittir? Şimdi şöyle diyeceğim. İkisinin de ilk terimine biz ne diyelim? A diyelim. Burası A-N dizisi için çalışsın. Burası B-N dizisi için çalışsın. Daha sonrasında şöyle diyelim. Bu A-N dizisinin ilk terimi ve B-N dizisinin de bu ilk terimi. Tamam mı? İkisi de A. BN dizisinin ortak farkı AN dizisinin ortak farkının iki katına eşitti. Yani bunun ortak farkı R ise ikinci terim A artı R olacaktır. Burası A artı 2R olacaktır. Doğru mudur? Çünkü BN dizisinin ortak farkı bu dizinin A'nın A dizisinin ortak farkının iki katına eşitti. O zaman R ise 2R'dir. Daha sonrasında ben AN dizisinin dokuzuncu teriminin A artı A artı 8R olması gerektiğini biliyorum. Çünkü 9. terimle 1. terim arasında 8 fark vardır. O zaman 8R eklenir. Peki şimdi buna 1. terim dedik. Bu 2. terim. 3. terimi ne olur B dizisinin? A artı 4R olacaktır. Neden? Çünkü ortak fark 2R idi. 4. terim ne olur? A artı 6R olur hocam. Peki 5. terim ne olur? Hocam o da A artı 8R olur. Bakınız A artı 8R. Bakınız A artı 8R. Demek ki A dizisinin 9. terimi B dizisinin 5. terimine eşittir diyeceğiz. ve Böylelikle bu sorumuzun da bu testimizin de bu konumuzun da sonuna geleceğiz. Evet sevgili gençler. Şimdi size gerekli uyarıları yapıyorum ve ödevlendiriyorum. Diziler çalışma sorularını burada çözeceksiniz arkadaşlar. Toplamda kaç tane soru size paylaşmışım dizilerle alakalı? 19 tane soru paylaşmışım. 19 tane soruyu taze taze videoları bitirir bitirmez çözüyorsunuz. Ve bir ertesi gün yani yarın ben size bu soruların çözümlerini paylaşıyorum. Bu kadar soru yetmez hocam. Doğrusun eyvallah yetmez. Her videomda söylüyorum. Buradaki sevgili gençler linklerde aradığını kesinlikle bulacaksın. Bu linkler şu an altın değerinde. Sınava bir ay kala bu linkleri görürsen üzülürsün. Haberin olsun. Bu linklerdeki videoların açıklama kısımlarında bulunan linklere tıklayarak da pdf'leri indirebilirsin. Ücretsiz pdf'leri var. Hepsinde pdf'leri 10 numara, 5 yıldız, kaliteli şekli, kaliteli arkadaşlar. Bütün bu pdf'lerdeki soruların %90'ı senin arayıp da bulamadığın sorulardan oluşuyor. Ve gerçek manada çözümlerini de çok şık bir biçimde yaptım. Dolayısıyla bunlar altın değerinde ve bunların değerini kıymetini bil. İlla yeni video bekleme. Sonuçta buradaki çektiğim videolarında eğer burada 100 tane video varsa e, ki 100 videodan fazla çünkü zaten sadece şu 94 video. Eğer burada 200-300 video varsa bunların %90'ı sevgili gençler e, ciddi manada böyle e, seçilmiş sorulardan hazırlanmış ve e, ciddi manada büyük emekler harcanarak çekilmiş ve 2021 yılında çekilmiş videolar. O yüzden. Hocam yeni video atsanız da bunları izlesek deme. Şu çok beğenilen 40 soru serisi. 40 soru serisi 2021 yılına ait videolardır arkadaşlar. Çok eski videolar değil. O yüzden tekrar tekrar bunları yeniden ıslatıp ıslatıp da 2022 versiyonu diye çözmenin de bir anlamı yok. Sonuçta matematik her sene değişmiyor. Dolayısıyla bunları bu şekilde bir güzel biçimde çözmen lazım senin. Haberin olsun. Şimdi artık biz videomuzu sonlandıralım. Güzel bir video oldu. Bugün de iki video paylaştık. Bayağı da bir video oldu. Yarın diziler çalışma sorularını hazırlayacağım ve 5 Kasım günü. Boş gününüz olacak. Siz o boş günde bu soruları çözerken, sorularınızı çözerken, matematik çalışırken, sınava hazırlanırken ben de sizler için trigonometri videolarını çekeceğim arkadaşlar. O halde Yarınki çalışma sorularından sonra 6 Kasım'da trigonometri 1 videosuyla artık yeni bir konuya geçeceğiz. Haberiniz olsun. O konularda ve yarınki çalışma sorularında görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.